Susa ben işte hedefim diploma almaktır. Diploma almaksa sorun yok. Rehber Gündem programına katılan Hüdapar Eğitim İşleri Başkanı Metin Kaya, Türkiye eğitim sistemini değerlendirdi. Kendi toplumun bütün kültürel yapısını inceledi. Uzaktan eğitim sürecinin yansımaları hakkındaki soruyu yanıtlayan Kaya, sisteme yönelik eleştirilerde bulundu. Çocuğa dokunmadan, çocukla bir araya gelmeden, yüz yüze gelmeden, yani sanal bir ortamda o çocuğu istediğiniz şekilde eğitmek mümkün değildir. Evet, belki siz sanal ortamda o çocuğa bir şeyler öğretebilirsiniz. Bakın, eğitim ayrı, öğretim ayrı. Belki birazdan ona da değiniriz. Bir şeyler öğretebilirsiniz. Ama o çocuğu sanal ortamda eğitmek mümkün değildir. Bu çocukların sadece, yani işte bir harf öğretmekle bu çocuk öğretilmiyor. Ya da orada matematiksel bir formül öğretmek bu çocuğu yetiştirmiyor. Yani bu çocuğun yani ruhsal olarak, psikolojik olarak, kişilik olarak, fiziksel olarak yetişmesi lazım aynı zamanda. Bu çocukların neredeyse, bakın bakanlığın yapmış olduğu açıklama, 3 milyonun üzerinde insan uzaktan eğitime erişememiş. 18 milyon öğrencimiz var. Yani kıyaslamayı siz yapın. Ha, bu 18 milyon öğrencilerimizden de yani büyük bir kısmı kısa süreli girmiş ya da bazen girmiş bazen girmemiş. Yani böyle yazboz tahtasına dönüşmüştür. Şimdi bu süreç içerisinde birçok öğretmen arkadaşlarımla, farklı branşlarda öğretmen arkadaşlarımla görüştüm. Yani sınıf mevcudu 40 olan sınıflarda en fazla yani katılan öğrenci mevcudu 8-10 geçmiyor. Ve kimi öğretmen saatlerce ekranın başında bekleyerek, aman bir öğrenci katılsın da ben bir şeyler anlatayım, katılan yok. Kaya, uzaktan eğitim sisteminin neden olduğu olumsuzluklara da dikkat çekti. Çocuklarımıza birçok şeyi kaybettik. Çocuklarımız sosyal hayatı unuttular. Yani bilgisayar bağımlısı veya telefon yani internet bağımlısı oldular birçoğu. Yani evine internet girmeyen velilerimiz çocuklar bir şeyler öğrensin diye eve internet bağladılar. Bu anlamda bu sefer bu internet kontrolsüz bir şekilde çocuklarımızın başka yerlere erişmesine sebep oldu. Yani tabiri caizse kaş yapalım derken göz çıkardık sanki. Yani daha bunun sonucu var. Henüz sonuç, yani bu uzaktan eğitimin sonuçları bir yıl sonra, belki iki yıl sonra, belki altı ay sonra ortaya çıkacaktır. 2 Temmuz'dan sonra başlayacak telafi eğitimi hakkında da konuşan Metin Kaya, beklenen verimin alınamayacağını söyledi. Yaz mevsimi geliyor. Hele hele bizim bölge koşulları, bizim Güneydoğu, Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi sıcakların 40 derecenin üstünde olacağı bir dönemde kaç tane öğrenci bu yazın sıcağında telafiye gidecek? Bu bir. İkincisi, bu öğrencilerimizin büyük çoğunluğu, yani toplumda bizim öğrencilerin maddi koşulları ortadadır. Yani zaten bununla ilgili partimiz birkaç haftada bir çalışma yapıyor. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu şu anda tarlada, köyde, bağda, bahçede çalışıyor. Yani birçoğu şu anda kendi geçimini sağlayabilmek için. Zaten bu pandemi süreci içerisinde bütün kesimler ciddi bir şekilde ekonomik bir darbe de yedi. Yani bu anlamda bu açığı kapatabilmek için birçoğu çoluk çocuk tarlada çalışıyor. Şimdi bakın, ekonomik koşulu iyi olan öğrenci mümkün değil gelmez ya tatildedir. Hı hı. Çünkü bu koşullarda bu öğrenci girip sınıf ortamında hangi sınıfımızda klima olacaktır? Yani malum şimdi bir de o fiziki ortamı da iyice hesaplamak lazım. Şimdi eğitim sadece işte ben sınıfa koydum ya da okula getirdim, bu çocuğa bir şey öğreteceğim şeklinde olmamalıdır. Ha, ikincisi yani bizim öğrencilerimizin büyük bir kısmı en ekonomik koşulları elverişli olmayan öğrencilerdir. Ha, bu öğrencilerin zaten büyük bir kısmı şu anda ya tarladadır, ya bağda, ya bahçede, ya köyde. Hüdapar Eğitim İşleri Başkanı Metin Kaya, eğitim sistemine yönelik eleştirilerde de bulundu. Yıllardan beridir bir süre gelen bir eğitim sistemi var. Bu sistemin bütün zararları ortadadır. Şimdi siz bu zararları görmeden yine aynı zararlar üzerinden eğitimi yürütmeye çalışırsanız bu eğitim düzelmeyecek. Aynı şekilde devam edecek. Yani yamalı bohçaya dönecek. Yani ama ha şurayı değiştirelim, şurası olmadı, bir yama vuralım. Ya da şöyle, herkes kendine geldiğinde kendine göre bir yama yapıştırıyor, bir yamalı bohça halinde devam edeceğiz. O zaman bugüne kadar bu sistem senin yapın içerisinde senin çocukların başarısı sağlamıyorsa bu problem demektir. İşin bir sonucuna bakmak lazım. Yani bir işe adım atıldığında bu işin sonucunda...